lazım olacak. Daha az su çeken. Değerli arkadaşlar, Konya sadece Şanlı tarihimiz. Değerli arkadaşlar, Konya sadece şanlı tarihimizin değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in de marka şehirlerinden bir tanesi. Ve inşallah Türkiye yüzyılının da parlayan şehri olacak. Bunu başarmak için gerekli tecrübe, birikim, kadro Konya'da var. Dolayısıyla biz Konya'da gerçek belediyeciliğin ne demek olduğunu bilen insanların yaşadığını söylemek ve bununla mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hamdolsun değerli başkanımız sadece Konya'da değil, belediyecilikle ilgili aynı zamanda dünyada da artık ismini hem kendisinin hem de Konya'nın ismini bir marka şehir olarak, marka belediyecilik olarak göstermiş olan belediye başkanlarımızdan bir tanesi. İnşallah yine Konya 31 Mart akşamı Uğur İbrahim Altay diyecek. Cumhur İttifakı'nın o güçlü iradesi de sandığa yansımış olacak. Elbette sadece büyükşehir değil, aynı zamanda ilçe belediyelerimizden de AK Partili belediyelerle Konya rengini yine belli etmiş olacak. Şimdiden 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşıp gönüllere girecek olan teşkilatımızın çok kıymetli mensuplarını, kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı, ana kademedeki arkadaşlarımızı, diğer partimize gönül vermiş olanları şimdiden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum onlara, kolaylıklar diliyorum. Değerli basın mensupları, Konya bakanlığımız için önemli şehirlerden birisi. Neden? Çünkü hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde Konya Türkiye'nin gıda ihtiyacını karşılayan en önemli şehirlerden birisi. Biz de doğal olarak Konya'ya ayrı bir önem verdik her zaman. Son 21 yılda Konya'ya tarım, orman ve su konularında yapılmış olan yatırımların toplam tutarı 189 milyar lira. Yine su alanında sadece düşünürsek 328 tesis hizmete alındı. Bunların da yaklaşık rakamı 95 milyar lira. Yine kırsal desteklerimiz vardı. Özellikle tarımsal üretim alanlarının da korunması amacıyla 16.8 milyon dekar alana sahip 14 ovada yine Konya'da koruma altına alınmış durumda. Bitkisel üretimimizin 3 kat, süt üretimimizin yaklaşık 4,5 kat arttığını da söylemek istiyorum. Tarımsal hasılasını Konya'nın son 21 yılda 28 kat artırdığını da bu söylemiş olduğum başlıklarla birlikte söylemek istiyorum. Ayrıca 30 kat artışla yaklaşık ihracatı 570 milyon dolara geldi. Elbette bunları yeterli görüyor muyuz? Görmüyoruz. Çünkü potansiyeli Türkiye'mizdeki birçok il gibi Konya'nın da çok özel ve tarım başkenti olmasından kaynaklı bir potansiyeli söz konusu. İşte bu potansiyeli harekete geçirmek için biraz önce değerli başkanımın söylediği gibi biz bakanlık olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Son 22 yılda yapılandan daha planlı, daha verimli. Çünkü bir ileriye taşımak istiyoruz mevcuttaki potansiyeli. Ekonomik tarımsal üretim yapılması için çalışmalarımızı da tamamlamış durumdayız. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde Konya tarımsal üretim anlamında yaptıklarıyla birçok şehrimize de örnek olacak ve ihracat rakamlarında artırmış olacak. Değerli basın mensupları, son aylarda tarımda özellikle bazı konuları çözüme kavuşturmak ya da iyileştirmek adına devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik. Örneğin işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması ile ilgili gerekli altyapı çalışması bitti ve bunun izleme dönemine geçtik. 2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin 2 yıl sonra mülkiyeti sahiplerinde kalmak üzere
Bakanlığımız tarafından kiraya verilerek kira bedelinin mülkiye sahiplerine ama bu arazinin tarıma kazandırılması, Türkiye ekonomisine kazandırılması işlemi olacak inşallah. Yine çok farklı bir sorundu. Çiftçi kayıt sistemine kaydolamayan miras veya veraset konularıyla alakalı büyük bir kesim vardı. Bunlarla ilgili de düzenlemeleri yaptık. Şu ana kadar yaklaşık 4.6 milyon ilave 4.6 milyon dekarlık ilave arazi içinde çiftçi kayıt sistemine kaydolmak üzere başvuru geldi. Yine sözleşmeli üretimden bahsettik hep. Aslında sözleşmeli üretim yeni bir şey değil. Ancak bu uygulamaları istediğimiz kadar değil. Burada da neden bu gelişme olmuyor sorusunun cevabını ararken özellikle sözleşmeler konusunda problem olduğunu gördük ve 7 farklı sektörde farklı sektörlere ait 7 tip sözleşme yaparak bakanlığın garantörlüğünü koyduk. Yani burada hem üretim yapan hem de bu ürünü alanların konularıyla alakalı bakanlığımız tam ortada durarak herhangi bir sorun çıktığında müdahil olmak üzere yerini almış oldu. Yine sözleşmelerde çok uzun yıllar süren mahkeme süreçleri var idi. Burada da özellikle sözleşmeli üretimden kaynaklı konuların mahkemeye gitmeden önce ara buluculuk yöntemiyle çözülmesi getirilmiş oldu.